Gençler merhaba, sınava çok az kaldı. Ben de deneme sorusu çözelim istedim. TYT denemesi çözeceğim. İçerisinden seçtiğim soruları çözmek istiyorum arkadaşlar. Yüksek sıcaklık, pH değişimi, virüs, radyasyon ve çeşitli kimyasallar nedeniyle genetik yapıda oluşan kalıtsal bozulmalara mutasyon diyoruz. Canlılarda meydana gelen aşağıdaki mutasyonlardan hangisi gelecek nesillere aktarılabilir diye bir soru. Şimdi arkadaşlar, gelecek nesillere aktarılabilmesi için gamet hücrelerinde bir sıkıntının meydana gelmesi gerekiyor. Gamet hücreleri nedir? Erkekte sperm hücresidir, dişide de yumurta hücresidir. Bu sperm hücresi ve yumurta hücresi arkadaşlar biliyorsunuz N kromozomdan, yani 23'er kromozomdan meydana geliyor. İçerisinde de ne vardır? Otozom artı bir tane de gonozom vardır, değil mi? Hem otozom hem gonozom taşır. Ama gametlerde bir şey olursa, bir mutasyon olursa diğer nesillere aktarılır. Şimdi bakalım. Bir dişinin somatik hücrelerin otozomu demiş. Somatik kelimesini gördüğünüz anda bu şıkların üzerini çizebilirsiniz. Somatik demek vücut hücresi demektir. Vücut hücreleriyle bir aktarım yapamıyoruz. En başında ne dedim? Gamet olmak zorunda dedim. Bir dişinin yumurtalık hücreleri diyor. Yumurtalık hücreleri ve testis hücreleri de iki endir arkadaşlar ve vücut hücresidir. Bunları da direkt eleyebilirsiniz. Bana ne gerekiyor? Ya sperm hücresinin içi olması lazım ya da yumurta hücresinin içi olması lazım. Bunu da D şıkkında görüyorum. Bir dişinin yumurta hücresinin otozomu demiş. Yumurta hücresinin otozomuyla aktarım yapılabilir. O halde cevabımız Denizli. Bakın, bu çok karışıklığa sebep olabilecek bir konu. Kelime bilginizi de ölçmeye çalışmışlar. O yüzden çözmek istedim arkadaşlar. Canlılar hücre yapısına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıda verilenlerden hangisi tek başına kanıtlamak için bunu yeterlidir diyor. Hücre çeperi bulunması yeterli değildir. Çünkü hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda hücre çeperi görülebilir. Histon proteini içermesi de yeterli değildir. Çünkü prokaryotlardan olan arkede de histon proteini vardır. Ya da mesela ökaryot olan bir bitki hücresinde de histon proteini vardır. Histon proteini arkelerden itibaren başlar. Sadece bakterilerde yoktur. O zaman bunu da çiziyorum. Genetik materyalin sitoplazmada olması işte bu tek başına prokaryot mu ökaryot mu olduğunu bana ispatlayacaktır. Çekirdeği yoksa, genetik materyal sitoplazmada bulunuyorsa bu hücrelere prokaryot hücre diyorum. Ribozom bulundurması bütün prokaryot ve ökaryot bütün canlılarda ortaktır. Hücre zarında taşıyıcı proteinler bulunması da bütün canlılarda görülmektedir diyelim arkadaşlar. Evet, şöyle daha önceden seçmiştim soruları. Karbon ayak izini azaltmak için aşağıdaki faaliyetlerden hangisi gerçekleştirilmemelidir? Topluluk sekmesinde sizinle paylaşmıştım arkadaşlar. Demiştim ki ben böyle bir soru ekosistemden bekliyorum. Bu ayak izlerini çok önemsiyorlar. Özellikle bu karbon ayak izi, karbon salınımı son zamanlarda böyle çok meşhur oldu. Çok konuşuyorlar. İnekler karbon salınımını çok yapıyormuş. İşte denge bozuluyormuş diye yapay et diye bir şey konuşulmaya başlandı. Canlı hayvan kesimlerini azaltma yoluna gitmek için böyle bilimsel deliller sunmaya başladılar dünyada. Umarız böyle bir şey olmaz ama bu tarz bir soru gelebilir diye düşünüyorum. Karbon ayak izinin artması ne demektir biliyor musunuz? Siz bir şeyi yakarsanız, fosil yakıtlardır, egzoz dumanlarıdır, nefes alışverişimizde de karbondioksit dışarıya bırakıyoruz. Karbondioksit atmosfere bırakılırsa karbon ayak izi de artacak. O zaman C şıkkına bakınız. Fosil yakıtlar ile ısınmayı sağlamak yanlış cevap olacak. Fosil yakıt yakarsanız CO2'yi arttırırsınız atmosfere. O da karbon ayak izini arttırır. O yüzden azaltmak için böyle bir yolu denemezsiniz. Evet, cevabımız Ceyhan. Bir de canlılar aleminden bir soru çözelim şurada. Aşağıda bir canlıya ait bazı özellikler verilmiştir. Gelebilecek tarzda bir soru. 3 adacıklı kalbe sahip olma. Hemen düşünün. 3 adacıklı kalbe sahip olanlar kimler? Kurbağalar grubudur ve sürüngenler grubudur. Timsah hariç. Değişken vücut ısıl olma. Evet, ikisinde de var. Boşaltım atığı olarak ürik asit atma. Ürik asit atanlar kimler arkadaşlar? Sürüngenler ve kuşlar. Ama burada 3 adacıklı kalp dediğine göre zaten kuş ihtimali yok. O zaman sorduğunuz canlının sürüngen olduğu kesinleşti. Hemen aşağıya bakıp sürüngen arıyorum.
Evet, ilk şıkta görüyorum kaplumbağa sürüngendir. O halde cevabım A şıkkı. Kuş olamaz, kurbağa olamaz. Şu nedir arkadaşlar? Bak sakın kertenkele ile karıştırmayın. Bu bir semenderdir. Semenderler de kurbağalar grubunun bir üyesidir. Balık zaten olmaz. E şıkkını da elemiş oldum. Dördüncü soruyu da çözelim. Mikroskopta incelenen bir bitki hücresinin interfaz evresinde olduğu biliniyorsa bu olaylardan hangileri görülebilir? Replikasyon olayı interfazda görüldüğüne göre doğrudur. Sentriyol eşlenmesi doğru olamaz. Çünkü bu bir bitki hücresi ve bitkide sentrozom organeli bulunmaz. Defosforilasyon tabii ki görülebilir. Her aşamada görülür. Defosforilasyon ne demektir? ATP yıkımı, fosforilasyon yapım, defosforilasyon yıkım. E zaten ATP harcandığını biliyoruz. Her aşamada harcanır. Defosforilasyon görülebilir. Kromozomların görülür hale gelmesi ta profaz evresinde, interfazda değil. O halde cevabım ne oldu? 1 ve 3 oldu arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şöyle seçtiğim güzel sorulardan çözmeye çalışıyorum. Daha önce bakmıştım sorulara. Sarımsakta bulunan yüksek miktarda antioksidan falan sarımsağın özelliklerini vermiş. Sonra aşağıda uçuklu bir kadın resmi görüyoruz. Bunun sarımsakla ne ilgisi var? Şimdi arkadaşlar bizim vücudumuzda virüslere karşı salgılanan doğal bağışıklık maddesine interferon diyoruz. İnterferonu çok salgılayabilmemiz için bağışıklığımızın yüksek olması lazım. O zaman bizim şöyle güzel sarımsaklı soğanlı beslenmemiz lazım. Böyle virüs gördünüz mü, sarımsak soğan gördünüz mü interferonlu şıkkı yapıştıracaksınız. İnterferon üretimini tetikler, bağışıklığımı güçlendirdiği için daha fazla interferon salgılarım ve virüslerden daha korunaklı hale gelirim diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şu soruyu da beğenmiştim. Yine çözelim birlikte. Dişi bir memeli hayvanın vücut hücresindeki kromozom sayısının 36 olduğunu biliyoruz. Dişi bir memeli hayvanın 2N kromozomu 36'ymış arkadaşlar. 36'ydı, hatta otozom gonozom diye ayıralım. 34'e 2 olur değil mi? Hatta şöyle dişi dediğine göre XX yazayım. Şu 34 nedir arkadaşlar? Otozom, yani vücut hücrelerinin kromozomudur, kromozom sayısıdır. XX de nedir? Gonozomdur. Bu şekilde ayırabilirim. Şimdi hangisini hesaplayabilirim? Üreme ana hücresindeki kromozom sayısı 2N'dir, yani 36'dır. Bak bunu hesaplayabildim. Üreteceği gametlerdeki otozom sayısı demiş. Otozom gonozomları biliyorum, yani bunu da hesaplayabiliyorum. DNA'daki gen sayısına vakıf değilim. Buna dair hiçbir bilgi yok. Bilemem burada. Vücut hücrelerindeki gonozom sayısı demiş. Az önce yazdık zaten. Gonozom sayısı, otozom sayısı, bunları hesaplayabiliyoruz. 1, 2 ve 4'ü hesaplayabildik arkadaşlar. Şu soruya da bakalım. Mitokondri kendine özgü DNA'sı olan, çekirdek kontrolünde bölünerek çoğalabilen çift zarlı bir organeldir. Mitokondri DNA'sında mutasyon olursa hangi organeller etkilenir demiş. Şimdi yani bu ne demek bunun Türkçesi? ATP üreten mitokondrin bozulursa demiş. Hangilerin işlevinde aksamalar olur? Arkadaşlar hepsi bunların faaliyetlerinde ATP kullandığı için bunların hepsinin faaliyetinde aksamalar meydana gelir. Çünkü ATP'siz kalırlar. Cevabı 1, 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Belki lizozom deseydi bir ihtimal lizozom aksamaz diyebilirdik. Çünkü lizozomda hidroliz olayları gerçekleşir. Hidroliz olaylarında da ATP kullanılmaz mesela. Ama burada diğerlerini verdiğine göre hepsi salgı ve paketleme yapanlardan bahsediyor. Ribozom mesela protein sentezi yapıyor. Bunların hepsi ATP'ye muhtaçtır. O yüzden üçü de etkilenecektir arkadaşlar. Evet, kan grubu 0 RH negatif olan bir kadının 0 0 küçük R küçük R olan bir kadın A RH pozitif bir adamla evleniyormuş. Adam A 0 da olabilir, A A da olabilir. Pozitifse büyük R büyük R ya da büyük R küçük R olabilir. Bunların çocukların dünyaya gelecek çocuklarıyla alakalı ne doğrudur? Kan grubu A RH pozitif olabilir. Yani babada A antijeni var, babada büyük R de var. O halde çocuk A pozitif olabilir. Hiçbir mahsuru yok. Kanında RH antijeni varsa annesiyle arasında kan uyuşmazlığı görülür. Çocuğun kanında RH antijeninin bulunması ne demek? Yani diyor ki çocuk RH pozitif, çocuk pozitif kan grubuna sahip olursa evet annemizin de negatif olduğunu biliyoruz. O halde kan uyuşmazlığı görülür.
görülecektir. Doğru bir bilgi. Kanında kan grubu ile ilgili antijen yoksa kan grubu sıfır negatif olur. Evet arkadaşlar, bunun sıfır sıfır olma ihtimali var. Bakın, babanın sıfır taşıma ihtimali var çünkü çocuk sıfır sıfır olabilir. E şimdi baba küçük R de taşıyor olabilir. Annenin küçük R'si ile yan yana gelirse çocuk böyle bir şey de olabilir bir ihtimalle. O zaman üçüncü öncülü de doğru kabul edebilirim. Ekosistemde meydana gelen azot döngüsü en sevdiğim sorular. Azot döngüsünü çok seviyoruz. Evet, buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar, azot fiksasyonu yapan bakteriler toprağın verimliliğini arttırır. Tabii ki de doğrudur. Azot fiksasyonu ne demek? Toprağa azot bağlıyorsun. Toprağı azottan zenginleştiriyorsun. Verimliliğini arttırıyorsun. Denitrifikasyon bakterileri de fakirleştirir demiş. Çünkü denitrifikasyon bakterileri topraktaki azotu alır, atmosfere serbest olarak bırakır ve azot bakımından fakirleştirmiş olur. Azot biyotik ve abiyotik yolla toprağa bağlanabilir. Ya, biyotik yolla bağlanması bir canlının işleviyle bağlanması demektir. Evet, burada saprofitlerin faaliyeti, rizobiyum bakterilerinin faaliyetiyle biyotik yoldan bağlanır. Abiyotik yoldan bağlanmak, yani cansız vasıtasıyla bağlanması ne demek? O şimşek yıldırım olayları var ya, o şekilde de bağlanabiliyordu. O zaman bu da doğrudur. Hemen burada bir virgül koyayım. 5 dakikada azot döngüsünü anlattığım videom var. Eğer bilmiyorsanız sadece 5 dakikada bütün bu ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Reklam yapmış gibi olmayayım arkadaşlar. Sırf sizin için faydalı olsun diye söylüyorum, bilmeyenler için. Bu döngüde sadece prokaryot canlılar görev yapar demiş. İşte bu yanlıştır. Bu döngüde saprofitler görev alıyor. Saprofitler de mesela ökaryot olabilir. Çünkü mantarlar saprofit gruptandır. O yüzden ökaryotlar da görev alabilmektedir diyelim. Aslında 10 tane soru çözecektim ama şunu da görünce dayanamadım. Bunu da çözmek istiyorum. Çok güzel bir soru tipi. Böyle bir şey de gelebilir. Bir bitki hücresinde bulunan organellerden hangilerin etkinliği artarsa hücrenin turgor basıncı da artar demiş. Çok karıştırılıyor bu. Bir hücrede su artarsa arkadaşlar, turgor basıncı da suyla doğru orantılı artacaktır. Ozmotik basıncı sorsaydı ters orantılı olduğu için o azalacaktır. Arkadaşlar, şu denklemi yazarsanız bütün bu tarz soruları çözebilirsiniz. Şimdi kloroplastın faaliyetinin artması ne demektir? Fotosentez yapması demektir. Yani karbondioksit ve suyu alır, kullanır. Sonucunda ne yapar? Besin ve oksijen üretir arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle açalım biraz rengimize. Arkadaşlar, karbondioksit ve su kullanılır dedim. Bakınız, su kullanılıyorsa hücredeki su düşer. Su düşerse turgor basıncı düşer. Bize artanı soruyor. O zaman birinci öncülü doğru kabul edemiyorum. Ribozomun faaliyetinin artması ne demek? Amino asitleri birbirine bağlayarak protein sentezi yapar. Dehidrasyon tepkimesi olduğu için sonuçta su açığa çıkar. Yani hücrede su açığa çıkartırsanız turgor basıncınız da artacaktır. İkinci öncül doğrudur arkadaşlar. Ve son olarak mitokondrinin faaliyetine bakalım. Mitokondrinin faaliyeti ne demektir? Besini oksijenle yakmak ve sonuçta CO2, H2O artı ne ATP oluşturmak, değil mi? Bakın, yine su açığa çıktı mı kardeşim? Yani su arttı. Su artarsa TB'si de arttı. O halde 3'ü de doğru kabul edebilirim. Cevap 2 ve 3 olacak. Evet canlar, inşallah faydalı olmuştur. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve takip etmeyi unutmayın, eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.